çıkarken ne yapman gerekiyor? Konuşuyorum. 1 2 3 4 5 6 konu. Aynen. Şöyle iyi mi? Evet. Aynen böyle iyi. Hatta ses geliyorsa oradan da alıyor şu anda. Doğru. Şöyle biraz garip duruyor ama böyle ya. Öne çevir istersen önünü. Ekran önüne gözük. Olsun olsun, doğal olsun başa. Tamam. Sen geleceksin abi, ben şey yapacağım. Söyleyeceğim. YouTube sen böyle gel kardeşim. Çık mı çık, ne olacak ya, gel. Tamam, devam et. Devam et. Gelsin, devam et. Gel. Beraber açalım, gel. Şşt. Gel gel buraya gel gel. Şşt. Al. Al bak. Kandırmanın en güzel yolu. Abiler de yok ya, şimdi ben de elimi almayayım. Evet. Tamam. Sen büyüyeceksin de motorlara mı bineceksin? Şu anda neredeyiz biliyor musunuz? Şu anda tahmin ettiğiniz gibi İbrahim'in yerindeyiz. Enduro Park'tayız. Bugün eğitim almaya geldik. Yine en büyük ekürilerimiz motosikletli çiftle beraber. Kamera arkasında Bihter var. Herkese Sekodu Sakal kanalından selamlar arkadaşlar. Böyle güzellikle açayım dedim. Bu ara nedense beni buluyorlar. En son story şeyimde de vardı, postumda da vardı. Evde de var, burada da var, her yerde var. Şimdi eğitime geldik. Çok güzel bir gün geçireceğiz. Sevgili kardeşlerimle beraber, sizlerle beraber. Evet İbrahim, şunu atayım. Evet abi. Kardeşim öncelikle yapıştırırsın diye bunu getirdim. Aa, abi bunu hemen elimde büküldü. Cama yapıştırıyoruz. Evet, hatta kardeşlerimkini de alalım. Onları evet, da yapıştıralım. Onlar da beraber teşekkür ederiz bu şey arada. Yaparız diye. Çok sağ ol, bugün bizi misafir edeceksin. Rica ederim abi. Teşekkür İşimiz ederiz. Bu. Ben bu konuda iddialı değilim. Ama seninle beraber iddialı konuma gelmek istiyorum. Abi, var mı? İnşallah olacak. Yani birazcık eğitimle eksiklerimizi kapatacağız. Ya eksikler demeyelim. Hiç yokmuş gibi bize anlat. Ben abi buraya yani gelen her arkadaşa, mesela racing kullanan arkadaşlar da var. Hı-hı. Geliyor. Herkese böyle hiç bilmiyormuş gibi anlatıyorum. Hiç bilmiyormuş gibi çıkıyorum. Ve çok da keyifli, çok da etkili oluyor. Bugün de çok güzel bir gün olacak sizler harika için. Harika. Hem doğanın içinde böyle çok keyifli bir ortam olacak. Bulunduğumuz, girdiğimiz, çıktığımız yerleri çok seveceksiniz. Taş da göreceğiz, kaya da göreceğiz, rampa da göreceğiz. Ha, çamur görür müyüz? Bu dönemde bilmiyorum ama yine bence böyle ufaktan bir gölge ufaktan olan yerlerde vardır. Vardır. Yine böyle ufaktan bir sudan budan geçeceğiz. O zaman önden gitmek istiyorum. Arkadan gelen batar çünkü. Gözlüklerimiz olacağı için. Ya çok çamur yok ya, çok çamur. Ama biraz toz olabiliriz abi. Onun dışında çok bir sıkıntı olacağını bize düşünmüyorum. Bize kısaca yaptığın eğitimden, burada neler yaptığından bahset. Sonra bir çay içerken hep beraber bir video alalım. Olur. Bugün abi şöyle yapacağız. Şimdi daha öncesinden hiç enduro yapmamış olarak, spesiyel motorlarla enduro yapmamış biri olarak ben önemli. Sizi motorun çalışmasından, motorun üzerine oturmasından, ayağa kalkmasından, rampaya çıkışımız, rampaya inişimiz, frenleri nasıl kullanacağımız, kütükten geçerken nasıl geçeceğimiz, çukurdan geçerken nasıl geçeceğimiz, bunların teorini anlatacağım size. Çünkü ve bunları anlatmaktan ziyade uygulayacağız. Çünkü bugün ben enduro'yu sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar anlatsam uygulamadığımız sürece hiçbir şey olmaz abi. Arkadaşlar bedavadan eğitim alıyor olacaksınız. Bak burası çok önemli. Çünkü buraya geldik. İbrahim'den ne öğrenirsek kârdır. Estağfurullah. Dilimizin döndüğü kadarıyla abi biz de sizlere bildiklerimizi aktarmaya çalışacağız. Ama seyredenler abi çok duacı olacak. Ha biz bunu böyle biliyorduk. Bak böyleymiş aslında dedikleri noktalar da olacak. Şunun altını da çizmek istiyorum abi. Asfaltta binen kardeşlerim hep şöyle bilir. Bu iş çok tehlikeli, çok riskli, kolumuz kırılır, bacağımız kırılır. Hayır abi ben buna katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Bizim maksimum arazide çıkacağımız hız ortalaması, çünkü ormanın içinde gezdiğim için ben arkadaşlar maksimum hıza çık dediğimde arkadaşım maksimum hızlıca çıkacağı hız 30 kilometreyi geçmez abi. Hı hı. Onun için full koruma giyindiriyoruz bize. Biz vücut body korumasından, body armor'ından, dizliğinden, ne bileyim işte sırt korumasından tabii, her tabii şeyini giyindirdiğimiz için toprakta düştüğümüz zaman abi güleriz abi. Asfalta düştüğümüz zaman ağlarız. Peki ben bunun için bu işi böyle bu işe geldiğimde kolumu kırarım, bacamı kırarım gibi düşünmesinler. Bilakis tam tersi bunun hiç risksiz olduğunu bugün sizlerle beraber abi inşallah arkadaşlarımıza da öğretmiş olacağız. Peki ben şöyle bir şeyden korkuyorum. Diyelim ki bu bana çok zevk verdi ve gerçekten de çok beğenerek o yaptım. O zaman kork abi. İşte o noktada masrafa giriyorsun. Evet. Ama nasıl masrafa giriyorsun? Tatlı masrafa giriyorsun. Gidiyorsun Enduro Market Latif'ten, Latif abiden. Evet, Latif abimizin dostumuz. Ondan abimizin sonra bana diyorsun şu kadar bütçem var, bana bu zehri verdi İbrahim sağ olsun, ne yapalım deyip alıyorsun ama
En güzel yanı da şu arkadaşlar, yine İbrahim'e geliyorsun. Benim motorum burada kalabilir mi? Ben burada bırakıp sana teslim etmek istiyorum. Hiç ben çamur ile falan da uğraşmak istemiyorum. Kıyafetimi giyip gidip gitmek istiyorum. Abi, benim vaktim çok önemli diyorum. Burada işin ehline yine teslim ediyoruz. Ücretlendirmeleri var tabii ki bunun da. Tabii var abi. Onu belirtsek doğru olur mu, doğru olmaz mı bilmiyorum. Yok, güncel için, çünkü fiyatlar artıyor. Sen burada benzine, suyla temizlediğin kıyafetler, yağı, bir sürü ne varsa. Özet geçmek gerekirse abi biz şöyle yapıyoruz. Bir spor salonu mantığı düşün abi. Hı. Yıllık bir garaj hizmet bedeli var. 3 ay, 6 ay, 1 yıllık bir fiyat bedeli var. Arkadaşlar bu fiyat bedelini alıyoruz biz. Burada ne hizmet veriyoruz? Elbiseleri yıkanıyor, bir dolap tahsis ediyor, duşu evet, var, çayı var, suyu duş var. Duş da mı var? Tabii duş da var. Jacuzzi? Jacuzzi yok abi. Duşu var, çayı kahvesi var. Ya ben yok, istemiyorum, jacuzzi yokmuş. Çayı kahvesi var. Ondan sonra motorlar yıkanıyor, zincirleri yağlanıyor, hava tutuluyor. En önemlisi filtreleri her bindiklerinde biz filtreleri benzinle yıkıyoruz ve yerine takıyoruz. İşte bunlar bir maliyet olduğu için maliyet, güncel ve fiyatlanacak bunlar. Çünkü ya bindiğimiz benzinler bile pahalanıyor günden yani güne. Bizim, o yüzden fiyat vermeyelim ama böyle bir olmaz, evet, şeyim var, hizmetim var. Böyle bir var, hizmetimiz var. Buradaki bu da çok güzel bir şey. Sen kesinlikle, bu iş gönül işi. Bu işi bak, biz gerçekten hobi amaçlı görüyorum, yaptığımız dönemde onu da anlatayım. Çok eski yıllarda biz gerçekten bu işi çok sevdiğimiz için bu zamana kadar yaptık. Ve bu işi ticaretine döktük. Bu işten para kazanmak için bu yola girdik. Bizim bu işi hobi yaptığımız dönemlerde motosikletimizi yıkamaya yer bulamıyorduk abi. Benzinle gidiyorduk, adamlar 1-2 yıkıyordu, kovuyordu bizi. Yıkamaya gidiyorduk. Vallahi bak yıkamada var ya, Çekmeköy'deki bütün abi, yıkamacılar bizi tanır. Ben 4x4'ten biliyorum. Benim de Jeep vardı. Suzuki Vitara, tek kapı. Ben onu yükselttim, bilmem ne yaptım. Şeye geldiğimde benzinciye adam önümü kesiyordu, girme buraya diye. Tabii tabii kesinlikle. Yani. Bütün benzinlikler bizi tanır abi. Sallıyorum, o dönemde arabayı 50 liraya yıkıyorlar. Kardeşim kaç para yıkarsın? Abi biz diyorduk abi motoru 20 liraya yıkarız. Ama adam bir yıkıyor, iki yıkıyor, şimdi ayıp olmasın diye bize bir şey de diyemiyordu. Abi diyor kusura bakmayın ya, ben sizin motorları yıkayamam. Niye abi? Abi ben sizin motorları harcadığım yıkadıktan suyla sonra bir de 5 onu tane 6 tane araba yıkıyorum tabii, tabii, ve sizden yarı fiyatını alıyorum. Ya. Abi artık adamlar da haklı olarak abi. Onlar dedik ya başka bir yere geçelim. İlk başta köşe başındaydık, yıkama koyduk, dedik ki ya uf 5 yıldızlı otel oldu. Ondan sonra şimdi daha büyük bir yere geçtik. Bundan sonraki hedefimiz de orman içinde böyle çocuklara da eğitim verebileceğimiz. Direkt ormanın içinde böyle daha büyük bir yer yapma planımız var. Böylelikle hem ufak kardeşlerimize eğitim verebiliyor pozisyonda olacağız. Bu işi bir tık daha ileri seviyeye taşınacağız. Ben dostlarımla, arkadaşlarımla, kardeşlerimle, motosikletli çiftle biz varız. Yeter ki teşekkür, sen ver. Ayaklarınız sağlık bu arada. Gelelim. Çok teşekkür ederiz. Biz geldiniz, teşekkür mutlu ederiz, ettiniz bizi. Gel şu armayı şey yapalım, logoyu hemen yapıştırırken videoyu alalım ona da. Evet, evet, anısı olsun. Ve burada da çok kıymetli abilerimiz var. Evet, onları Erkin da abim, gördüm. Erkin abi. Ya bırak Allah aşkına, Erkin kapat şunu. Erkin abi. Kapat, kapat. Çok özlüyorum. Bu da kayda geçsin istiyorum. Bu da kayda geçsin ara istiyorum. Ara dedi. Biraz sonra beraberken bir arayalım. Arayalım. Ara ara dedi. Onun altına yapıştırma abi. Nereye? Onun neye altına yapıştırma? Abi üstüne yapıştırayım. Ay biliyorsun. Erkin abi beni vurur. Koy koy kafana göre. Nereye istiyorsan göre, oraya yapıştırma. Nereye edersen. Şu, bak. Heh. Bak. Aa, bak. Latif'in yanına bak, olur. Bak. O zaman Latif, şöyle yapalım. Aynen. Enduro Market Latif. Birazdan biz. Kontrolsüz gidişler. Aynen. Vay! Evet. Bunu da şöyle yapalım. Bunu da şöyle yapalım. Onu tabii da unutmayalım. Yok, KTM var mı? Buradan double çekim yapalım. Buradan double. Selçuk abime de selamlar olsun. Bunu da buraya yapıştıralım. Aa, abi, bak bu da güzel evet, yerde. Bunu da oldu, böyle yapıştıralım. Evet, spor motoya da selamlar olsun. Buradan selamı da iletelim. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biter. Garip. Çeksene. Kazıyor. Bir şey oldu. Çaktırmadan kazıyor. Çaktırmadan kazıyor yani. Ufkun öyle açılıyor Serkan abi. Evet dinliyorum, kulağım sende. Gördükçe ufkun açılıyor. Diyorsun ki ha bu da yapılabiliyormuş. Biz burada ilk başladığımızda bir rampa vardı. Hepimizin motoru yeni ya. Diyorduk ki Allah Allah ya, buraya çıkılır mı acaba ya motorla? Birbirimize şey yapıyorduk. Ya kanki sen denesene. Tamam, sen hadi lan sen dene ilk baş. Tamam anasını satayım diyorduk. Birimiz deniyorduk. Aa çıkılabiliyormuş. Ha, bir noktaya. Aa tamam lan burası olabiliyormuş diyorduk. Aa hadi çıkalım. Oraya çıkıyorduk. Aa, öyle öyle kendimizi geliştirdik. Öyle öyle yürüdük. Yani bize böyle bu işi gerçekten bak burada böyle yapmanız lazım. Ben bu işi bindikten sonra 6 ay sonra debriyajı çözdüm abi.
6 ay sonra debriyaj çözdüm. 6 ay neden sürdü abi? Yani şöyle, bilmiyorsun ki abi hiçbir şey. Bu motorların ben ilk gördüğümde bu ne dedim ya. Bunu yapan mühendisin dedim ben aklına. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim abi? Ben öyle motorun olduğundan bir haberdim. Peki bunda en önemli şeylerden bir tanesi de şimdi bakıyorum vücut fit. Poltares'e bakıyorum fit. Hele özellikle bizim Serkan Özdemir var. Her gün koşuyor. Adam her gün koşuyor. Bu işte önemli değil mi? Kondisyon. Abi bu işte demeyelim. Bütün işte öyle. Bütün işte de öyle de. Hani kondisyon gerektiren her şey. Mesela pistte burada motora binen, çok iyi motor pistte binen arkadaşlarımız var. Bizim Fatih Ahi var. Ondan evet. Sonra Hacı Murat abi var. Ondan sonra Fatih Şahin, Fatih Peruk var. Bu adamların hepsi pistçi. Ve pistte gerçekten çok çok iyi binen insanlar. Örnek veriyorum, pistte adam 20 tur dönecek ya abi. İlk 5 turda kondisyon olmadığı zaman bitiyor. Sallıyorum 3 dakikada dönüyor ya. Artıyor 3.10, 3.20, 3.30, 3.40, 3.50, 4'lere kadar uzuyor. Ama kondisyonu çok sağlam olduğu zaman bu işte kondisyon evet. Yaptığında. Şimdi motosiklete biniyorsan motosikletin abi bir noktada zaman tutacaksın. Hep aynı noktada döneceksin. Ormandaysan bile bizim uzun parkurlarımız var. Orada zaman tutuyor. Mesela bir tur döndün, yoruluyorsun. Hmm. Diyorsun ki ben burada 2 tur döneceğim. Artık 3 tur döneceğim, 4 tur döneceğim, 5 tur, 10 tur, 20 tur. Tabii. Diyerekten senin kondisyonun artıyor. Motor üzerinde kondisyon olsa daha etkili olur. Anladım. Şimdi ilk defa botları gezeceğim için biraz frene bulmakta evet zorluk ya. Çekeceğiz. En büyük hatalar şu oluyor. Mesela arkadaş frene basıyor. Frene bastıktan sonra freni hissetmediği için frende gidiyor. Ayak frende gidiyor ve motorun arka disk ve balata ısındığı için freni bir basıyorsun abi, kimse boş. Yok. Freni bastıktan sonra ayağımızı kenara almamızda fayda var. Tabii arazide her şeyi değişkenlik gösterebiliyor abi. Benim en önemli şeylerimden bir tanesi her zaman yaşadığım, ayağa kalkıp hani yokuş inerken geriye doğru çok kendini pardon. Veriyorsun. Doğru mu? Şöyle doğru ama rampının ivmesine göre doğru. Tamam. Diyelim ki gerçekten dik bir rampa ve yerler küçük küçük partiküllü şeyler, arazi de değil, mıcır gibi düşün, böyle küçük küçük taşlar. Oradan nasıl ineceksin? Abi. En büyük şeyim o benim mesela. Bilmemiz gereken şu. Hemen oturma gereği şu. Duyuyorum, oturmak istiyorum. Aslında oturma, oturduğun an abi evet. Hiçbir zaman motorun hakimiyetin daha çok artmayacak, bak emin ol abi. Ayakta mı daha? Ayakta durman da her zaman fayda. Ama bu da bir tecrübe de sabit. Şimdi sen hiç ayağa kalkmamışsın. Ayağa kalkmak tehlike. Aman abi otur diyorum ben. Çünkü ayağa kalktığımızda bacaklarımızın açısı, motoru dizlerimizi sıkmamız, kolumuzun açısı, evet. Duruş pozisyonumuz. Bunlar çok önemli. Bunları fiziksel olarak duramıyorsak oturman seni daha konforlu yapar. Bundaki önemli kriter şu. Abi motoru rampadan inerken hiçbir zaman kitlemeyeceğiz. Motor akacak işte ama orada. Hızlanmayacak. Nasıl oluyor? Bunu frenlerle kontrol edeceksin. Mesela bazen bizim motor olan arkadaşlarımız var böyle. Mesela acemi çok bilmiyor bu işi. Mesela bir yerden inecek. İnan motorun bıraksa, bak bıraksa motoru. Daha hiçbir frene basmasa motor ok gibi kendisi inecek. Ama arkadaş orada ne yapmayı tercih ediyor biliyor musun abi? Durulmuş, ön freni kitlemiş, arka freni işte. Diyor ki inemiyorum. Abi nasıl inmeyi bekliyorsun ki oradan? O anda Yusuf'u anlatamam. Nasıl inmeyi bekliyorsun? Bırakmazsan motoru nasıl inmeyi bekliyorsun? Evet, oradaki çek yapması gereken şu. Bırak motoru abi. Çok minik fren kapat ya. Kapat gözlerini. Motorun o da yanlış. Sağ ol kendine. Körü körüne oradan inmeye korkuyorsun. Gözümü kapatayım, bırakayım bir freni, gazlayayım gitsin. Bu da yanlış. Bu sefer finishinde bir şey vardır. Seni orada düşürür. İnerken düşmezsin. Birazcık sakin olmak lazım. Bu da arazide motor binmekten geçiyor abi. Arazide motora binmekten geçiyor. İşte. Saatten geçiyor. O çok yani önemli. Benim şu anda onu ben size ne kadar anlatsam boş abi. Hiçbir gitmiyor. Pratikte lazım. Evet. Bunu sizin şey görmeniz lazım. Evet. Yaşamanız lazım. Hissetmeniz lazım ki. Orada o anda sen bunu anlatacaksın. Evet. İşte orada. Kötü lastik yok ya. Bana göre bütün lastikler iyi. Sadece kullanacağın yere göre. Evet. Ve en önemlisi doğru havada kullanabilmek. Hah. O da var. En önemlisi lastikten sonra da hava geliyor abi. Örnek veriyorum. Bizim kendi spesyal motorlarımızda maksimum kullandığımız hava 9-10. Bu lastikleri sıfır lastik taktık. 20 yaptık. Tutmaz lastik. Çamurda bazen 5'i 6'ya 7'ye indiriyoruz. Tutsun diye. O olay var mı diyecektim. Tabii ki var. Mesela indirme. 10'da 15'te kullandığımız zaman biz bu lastiği ama dersin abi jortluyoruz. Yani o da gördünüz çok önemli. Arkadaşlar? Birazcık işte bunu nasıl çözülüyor biliyor musun abi? Bunu biz bindikçe, tecrübe ettikçe, hissettikçe çözüyoruz. Evet.
Bilgiler derya deniz. Ya bitmez. Sohbet de bitmez. Şimdi birazdan hazırlıklara başlayacağız. Su çok önemli bildiğim evet, kadarıyla. Alacağız abi. Alalım. Yanımıza. Evet. Gerçi bizim orada bir çeşmemiz var. Çeşmeye de gideceğiz. Böyle çok güzel bir suyumuz var. O zaman suyu güzel görüntüler bizi bekliyor. Evet. Ben uzun video olmasın diye bu giyinme buradaki aşamaları ayrı bir bölüm yapıyorum. Ondan sonraki yaşadıklarımız ve döndükten sonra ayrı bir bölüm yapacağım. Bu anlaşılıyor. Dedim tek bölümde iş biter ama tek bitmez bölüm abi. Değil. Birkaç bölüm lazım. Abi ben de gevezeyim. Ben de konuşmak istemiyorum. Yandık mı? Hadi bakalım. Birazdan hazırlıklar başlar. Aparatlı olmasına gerek yok. Sadece benim kafama uygun bir kastik. Avuç denizler diye. Oldu bu. Aldın kastik. Bakalım.